iki yönünden bahsediyor. Bir tanesi mutlaklık yönü, bir tanesi sonsuzluk yönü. Mutlaklık yönü ikilik barındırmayan ve kendi dışında hiçbir şeyin olmadığı bir duruma işaret eder. Yani o mutlaktır. İkinci bir şey yoktur. Bir de Tanrı'nın sonsuzluğu dediğimiz bir yönü vardır. Tanrı'nın sonsuzluğu da ondaki sonsuz imkanlar anlamında sonsuz imkanların açılımını barındırır. Mesela insanlar şunu düşünür. Tanrı neden kötülüğe izin veriyor? Aslında bu soruya şöyle de bir yanıt verilebilir. Niye izin vermesin ki? Sana bu soruyu sorduran şey acaba senin korkun mudur? Yani Tanrı kötülüğe izin vermeseydi ki biz de rahat etseydik. Mesela işte kimse yalan söyleyemeseydi, kimse bencil olmasaydı, kimse kibirli olmasaydı, kimse işte ben benim diye üstünlük taslayacak bir algıya sahip olmasaydı falan deriz aslında. Yani aslında Tanrı kötülüğe niye izin veriyor sorusu tarih boyunca hep sorulan bir sorudur. Ama aslında bundan daha öncelikli soru, bunu kim soruyor? Bunu kötülükten korkan biri mi soruyor acaba? Hani vardır ya, Tanrı eğer sonsuz kudret sahibi ise niye kötülüğe izin veriyor? Kötülüğe izin veriyorsa iki ihtimal var. Ya umurunda değil veyahut da gücü yetmiyor. Fakat buradaki aslında en derindeki problem alanı şu. Kötülüğün neye etki ettiğini irdelememiz gerekiyor. Yani kötülük neyi etkiliyor? Kötülüğün etki ettiği şey nedir? Ve kötülükten kim etkileniyor? Kötülük kim tarafından problem olarak algılanıyor? Dolayısıyla aslında temel mesele insanoğlunun psikolojik düzeyde rahatsız olduğu şeylerden yana yaratılışla doğal olarak bir kavgası oluyor. Yani doğal olarak dediğimiz psikolojik bir benlik boyutunda olduğu için istiyor ki kendisini, buradaki kendilik tırnak içinde alın bunu, gerçek kendimiz değil bu, psikolojik kendilik her şeyin arzu ettiği gibi olmasını ve arzu etmediği hiçbir şeyin de olmamasını istiyor. O yüzden kadim öğretilerde bu tür meseleler varoluşsal olarak irdelenir. Batı mentalitesinde bunlar kişisel olarak algılanır. Mesela bizim başımıza bir olumsuz, bizim zihinsel benliğimize bir olay olumsuz geldiğinde hemen ilk sorumuz şudur. Tanrı buna neden izin veriyor? Hani bu şey gibidir. Bir anne baba çocuğunu okula gönderir ve çocuk der ki annem babam beni niye okula gitmeye zorluyorlar veya niye okula gönderiyorlar? Ben oyun oynamak istiyorum. Veya işte niye sınava tabi tutuyorlar? Öğrenip de ne yapacağım? Ben böyle ne güzel yaşıyorum falan diyebilir. Bu o çocuğun gözüyle bir yaklaşımdır. Hatta bazen çocuklar böyle şeyler ifade ettiğinde anne babalar gülümserler. Çünkü aslında o çocuğun kendi izafi bilincinin, göreceli bilincinin bir yansımasıdır bu. Örneğin Hazreti İsa büyük baskılara muhatap olduğunda eğer bireysel sınırlı bir benlik algısıyla baksaydı hani bunu çok problematik bir şey olarak görebilirdi. Ama söylediği çok temel bir şey vardı. Bu bütün öğretilerde var olan bir şeydir.
Tanrım onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında bizim kötülük olarak algıladığımız şey hem izafi düzeyde tezahür eden bir şeydir. Yani varlığın kendisinde bizim hakiki varlık olarak tanımladığımız şeyde kötülük kavramı yoktur. Zaten varlığın bir alternatifi, bir eş değeri, bir zıttı, bir şuyu buyu yoktur zaten. Varlık tektir ve mutlaktır. Dualite yaratılış düzeyinde, izafi düzeyde ortaya çıkar. O yüzden modern batının bir yanlış algısı vardır. Tanrı'yı da dualitenin içine sokarlar. Yani işte Tanrı ve şeytan der mesela. Halbuki hiçbir kutsal metin böyle bir dualiteyi onaylamaz. Tanrı'nın karşıtı yoktur. Yani Tanrı'nın dualitesi diyeceğimiz, Tanrı'nın zıttı, Tanrı'nın bir mukabili yoktur. O mutlaktır. Dualite onun yarattığı alemde gerçekleşir. O yüzden şeytan bile dualiteyi kendisiyle aslında melekler arasına koyar. Yani onlar secde ediyor olabilir ama ben etmiyorum manasında. Dolayısıyla insanoğlu kendini dualitenin sınırları içine koyduğunda ve kendini bu dualiteden ibaret gördüğünde her zaman o soruları sormak zorunda kalacaktır. Yani Tanrı mesela neden kötülüğe izin veriyor? Veya onun razı olmayıp da izin vermesi ne demektir? Bunları tabii ki doğal olarak zihnimiz soracaktır. Çünkü o dualitenin içinden baktığımızda bir şey iyi, bir şey kötüdür. Ve iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi isteriz, kötü olduğunu düşündüğümüz şeyi de arzu etmeyiz. Ama bu yine insanoğlunda var olan bir dualite düzeyinden kaynaklanır. Dualitenin ötesinde olan varlığını hatırlamaya başladığında işte o bazı tasavvufi metinlerde görülen işte Arif'in dini yoktur dedi mesela. Tabi bunları böyle biraz bu meseleleri anlamayan insanlar alıp farklı yerlere götürürler. Dolayısıyla burada her zaman hatırlattığımız üzere biz öncelikle özneyi yani bendeki özne durumunu dikkate almalıyız. Yani bendeki öznelik hangi düzeyde? Dualite düzeyinde bir özneliğim üzerinden mi şu an konuşuyorum? Yoksa dualite üstü bir durum üzerinden mi? Bunu idrak eden bir öznelik üzerinden mi konuşuyorum? Eğer bunu kavramazsak o zaman her şey birbirine karışır. İşte diyelim ki Arif'in dini yoktur dediğimizde o Arif nedir? Ne kastediyor o Arif? Veya onu söyleyen kimdir? Tabii ki biz maalesef onu söyleyeni düşünmeden veya onu söyleyeni idrak etmeden söylenen sözü kendi ikicil, dualist, psikolojik benlikle algılarız. Mesela hep hatırlattığımız bir şeydir. Mesela kendini bilen Rabbini bilir. Bunu maalesef mesela modern batılılar ve bizdeki zihinleri batılılaşmış olan bizler, hepimiz bunun içine dahiliz üç aşağı beş yukarı, bunu psikolojikleştirir. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendi psikolojini bilirsen, biraz da Jung falan okumuşsan, işte Jung'un üzerinden biraz da meseleyi daha ayrıntılandırıp İşte gölgeni bilirsen, personanı bilirsen, arketipleri bilirsen, kahramanın yolculuğunu bilirsen, Tanrı'yı da bilirsin gibi. Yani spiritüel olanı, mutlak olanı, ruhsal olanı psikolojiye indirgeriz. Ondan sonra işin zaten artık içinden çıkamazsın. Hatta
Yaradan'la bile tartışırsın. Yani ben Tanrı olsaydım mesela kötülüğü yaratmazdım. Kesin o kesin yani. Sen Tanrı olsaydın evet kesin kötülüğü yaratmazdın. Ben bunu böyle 17-18 yaşında düşündüğümde kendi kendime şunu düşünmüştüm yani. Tanrı gerçekten çok cesur ve takdir ediyorum. Yani kötülüğe izin verecek kadar cesur. Tabii o zamanki çocukluğumun getirdiği bir algıydı bu. Daha sonra işte aslında Tanrı'nın sonsuzluğunun yani sonsuz imkanlar var edebilmesinin sonsuz daha doğrusu aslında sınırı belirsiz sayıda diyelim şeyler yaratabileceğinin farkına vardığımda aslında bunun onun sonsuzluğunun bir yansıması olduğunu fark ettim. Ama o gençlik çağımda şunu anlamıştım. Kötülükten korkan içimde bir şey var. Eğer o korkuyu aşabilirsem o zaman hani kötülüğe izin verilmesi sorun değildir. Aslında kötülüğe izin verilmesinden rahatsız olan bir benliğim vardı. O yüzden bunun kavgasını veriyordum. Ama şunu da hissetmiştim. Kötülükten kim korkar? Kötülükten etkilenebilecek olan bir şey isen korkarsın. Mesela ölümden kim korkar? Ölümün kendisine zarar vereceğine inanan bir kişi korkar. Ölümün sana zarar verebileceğini, senin elinden bir şeyleri alabileceğine inanıyorsan, böyle düşünüyorsan, böyle hissediyorsan doğal olarak ölümden korkarsın. Ama ölümün ne senden bir şey alabileceğini, şu hayatında sana bir şey katmayacağını bildiğinde hayat ve ölüm yani bu anlamdaki hayat ve ölüm eşitlenir. İkisi de yaratılışın doğal bir tezahürü olarak ortaya çıkar. Çünkü sen doğan biri de değilsin, ölen biri de değilsin. Tıpkı hani hep sorduğumuz şeye gelelim. Hani bir cümle kurduğunuzda neyi kendinize sormanız gerekir? Bu cümlenin öznesi kimdir? Örneğin, hayal kırıklığına uğratıldım ve çok acı çekiyorum dediğinde dikkatin nereye? Seni kim hayal kırıklığına uğrattı? Nasıl hayal kırıklığına uğrattı? İşte niye ona inandın ki? Niye öyle bir durum oldu ki? Biraz yaradanla problemin varsa Tanrı buna niye izin verdi ki? Biraz başka bir ego devreye girer. Ya Allah'ın da vardır bir bildiği, beni geliştirmek istiyor falan hikayelerin içinde dolanırsın. Ama şunu sormazsın. Kim hayal kırıklığına uğruyor ve bu hayal kırıklığı kime acı veriyor? Tabii burada hani çok fazla tırnak içinde üzerinde durmadığımız bir cevap veriyoruz. Bu soruya ne diyoruz? Ben diyoruz, ben yani. Kim hayal kırıklığına uğradı? Ben. Kim acı çekiyor? Ben. Şüphe edeceğim bir şey var mı burada? Hiç şüphe edecek bir şey yok. Soruyu bir adım daha artık götürmüyorsun. Neden? Çünkü benden hiç şüphe etmiyorsun. O benden hiç şüphe etmiyorsun. Ve hemen onu meşrulaştırıyorsun. İnsan böyle değil midir? Hepimiz böyle değil miyiz? Biraz daha güçlendirmek için sen olsan sen de etkilenmez misin? Farz et ki etkileniyorum. Ne olacak? Soru geçersiz mi kalacak acaba? Veya biri sana dese ki ben etkilenmiyorum. Senin için bir delil teşkil ediyor mu? Hayır, egona etmiyor. Sen diyor, sen insan gibi değilsin. Sen biraz hani kafayı kırmışsın. Sende problem var. Biz normaliz, sen anormalsin diye bir reaksiyon veriyor. Neden? Çünkü ben kendimden tırnak içinde şüphe etmiyor. Aslında bu mutlak benim mutlaklığının bir iz düşümü aslında. Tanrı kendinden şüphe eder mi? Etmez.
onun iz düşümü ama sen daha o bilinçte değilsin ve bu izafi benlik düzeyinde hiç şüphe etmiyorsun. Kim hayal kırıklığına uğradı? Ben. Kim acı çekiyor? Ben. Kim kendini ispat etmek istiyor? Ben. Kim sevilmek istiyor? Ben. Peki ben ne? O kadar düşünmeye gerek yok. Sonra kafayı yiyebilirsin. Ama bilmiyorsun ki bu ben sana kafayı yediriyor aslında. Yani sen kafayı yememek için aslında düşünmezken bir benlik her gün sana kafayı yediriyor. Günlerce oturup düşündürüyor. Geceleri sabahlara kadar seni uyutmuyor. Kim yapıyor bunu? İşte o sorgulamadığın ben yapıyor. O kendini sorgulatmayan. Daha doğrusu kendisinden hiç şüphe etmediğin ben algısı bunu yapıyor. Aslında bu ben algısı tamamen bir düşünceden, bir duygudan kaynaklanıyor. Ama sen ona çok büyük bir paye vermişsin. İlahi bir şey. Bakın, Allah'ın emaneten teklif ettiği şeye yer, gök ve içindekiler kaçınarak uzak duruyorlar. Çünkü çok büyük bir şey. Tanrı'nın ben düzeyini, yani zat düzeyini idrak etme imkanı vermiş sana Allah. Ben diyebilmen aslında bu demek. Yani Tanrı ben derken neyi kastediyor ve orada ne var, o bende ne var? Bunu nihai olarak idrak edebilme imkanına sahipsin. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü ben diyebilmek aynı zamanda her şeye de bunu indirgeyebilme tehlikesini içeriyor. Bakın biz her şeyde ben kelimesini kullanıyoruz. İşte o yüzden bir kısım kadim öğretilerde ben kavramı kullanılmaz. Özne boş bırakılır. Mesela diyelim ki çay içildi. O kadar. Kim içti? Şu an özne yok. Ne zaman konacak özne? Gerçek kendiliği fark ettiğinde konacak o özne. Şu an diyelim bir yalan söyledi. Biri acı çekiyor. Kim bu? Yok. Ona cevabımız yok şu anda. Aslında vermemek de gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Alışmışız daha çocukluğumuzdan itibaren. Bize ilk öğretilen kavramlardan biri de budur maalesef. Ben, bak sen canım işte ben falan diye birbirimize bunu öğretmeye çalışmışız. Ve ondan sonra bizler her duyguya, her düşünceye, her deneyime, her deneyimi deneyimleyene ben demeye başlamışız. Ve bu aleyhimize bir problem haline gelmiştir. Yani işte yerlerin ve göklerin kaçındığı şeye biz balıklama atlar hale gelmişiz. Mesela ne kadar çok ben kavramını kullanıyorum. Ben acı çekiyorum, ben çok seviyorum, ben çok değer veriyorum, ben anlaşılmıyorum, ben kendimi boşlukta hissediyorum. O kadar çok şey var ki ben diye tanımladığım, ben boşlukta hisseden, acı çeken, anlaşılmak isteyen, başarmak isteyen, istemediği şeylerle karşılaşmak istemeyen, rahatsız olduğu bir durumdan kaçmak isteyen. Aslında bunlar ne? Bunlar sadece düşünce, duygu ve davranış örüntüleri. Ama hepsine ben demişiz. Hepsi sen olmuş. Ve sen o düşüncenin, o duygunun, o davranış kalıbının içine girdiğinde onun hükmüne tabi oluyorsun. Aslında daha derin bir anlamda ifade edecek olursak, aslında ortak koşulmaması gereken tek şey bendir aslında.
Ama biz her gün ona ortak koşuyoruz. Ben tanrısal bir şeydir. O yüzden Tevrat'ta geçer, ben benim. Yani ben başkasıyla tanımlanamayan bir şeydir. Beni tanımladığınız anda ona bir şeyi ortak koşmuş oluyorsunuz. Bir şeyi o zannetmiş oluyorsunuz. Mesela ben acı çekiyorum. Ne oldu bu? Ben bir duyguyum. Ben acı çekme duygusuyum. Veya ben sevilmiyorum. Ben sevilmeme duygusuyum demiş oluyoruz. Halbuki yaratılış düzleminde o izafilik, yani aslında bir anlamda hani yaratılış düzlemi için hani ne var ne yok, hem var hem yok ifadesi kullanır bazı sufiler. Neden? Çünkü o arada bir şeydir. Var desen tam varlık değil, yok desen bir şey de var gibi gözüküyor. İşte o yüzden hani hem var hem yok gibi normal zihinsel algımıza paradoks gibi gelen bir ifade kullanırlar. Neden? Çünkü bu bir anlamda varlığın, mutlak varlığın farklı düzeylerde, farklı boyutlarda tecelli etmesidir. Tecelliyat zorunlu olarak bir sınırlılık barındırır. Bir hat barındırır eski dilde. Dolayısıyla da yaratılış doğası gereği eksiklik barındırır. Eksiklik doğası gereği bizim zihinlerimize bakan tarafıyla kötülük olarak algılanır. Mesela düşünün, haz aldığın bir şey bittiğinde aslında hoşlanmadığın bir şey. Çünkü sürekli haz almak istiyorum. Ama yaratılış düzleminde hiçbir şey sana sürekli haz vermez. Veya aldığın bir lezzet sürekli değildir. Kesintilidir. Dolayısıyla yaratılış düzlemi tabiatı gereği eksiklik barındırır. Tabiatı gereği değişim barındırır. Değişim de tabiatı gereği oluş ve bozuluş içinde gelir ve gider. Ancak buradaki ayrımlamamız gereken nokta şudur. Sen bu oluş ve bozuluştan ibaret bir varlık mısın? Bakın, hep bu ayeti zaman zaman hatırlatıyoruz. Onların başına bir musibet geldiğinde musibet nereye geliyor? İsabet alabilecek bir şeye geliyor. Bir şeyin isabet alabilmesi için ne lazım? Bir sınırlılık lazım. Ben desem ki şu okla veya şu silahla şuraya isabet ettir. Ben bir şey göstermeliyim orada. Sınırlı bir şey göstermeliyim, değil mi? Sınırlı bir şey isabet alır. Ona da musibet denir. Musibet sınırlı olan bir şeye gelir. Mesela bedene gelir. Beden sınırlıdır. Zaman, mekan vesaire içeren şeylere musibet gelir. Zaman, mekan üstü olan bir şeye musibet isabet etmez. İşte ayet o yüzden diyor ki onların başına bir musibet geldiğinde gerçek merkezlerinin farkına varırlar diyelim ve derler ki biz Allah içiniz, ona aitiz ve ona döneceğiz. Peki musibete maruz kalan ne? Musibete maruz kalan değişen bir şey. Kullandığın beden. Sahibim diye zannettiğin mal, mülk, şöhret, başarı. Benim hatırlarım, böyle zaman zaman gülümserim.
böyle bir kitap yazmıştım, böyle şiir deneme karışımı. Eve götürmüştüm. Evde de kimse olmayınca kapıya bıraktım. Böyle siyah bir poşetin içinde kitaplar da var, bir de o yazdığım kitap da var. Bir akrabam iyilik, hayatımda ilk defa bir iyilik aklına gelmiş. Çöp diye alıp onun hepsini çöpe attı. Anlatabildim. Şimdi burada musibet neye isabet ediyor? Bir eşyaya isabet ediyor. Şimdi ben kendimi o yazdığım kitapla tanımlasaydım, bu ömrüm boyunca benim için bir hikayeye dönüşürdü, bir acıya dönüşürdü. Sürekli de hatırladıkça bir kırıklık, bir iç burukluğu hissederdim. Değil mi? Peki neden olurdu bu? Çünkü ben o kitabın içinde olmuş olurdum. Bir de egolarım da iyice köpürüp, ya orada kendimi ifade etmiştim, ben orada kendimi hissediyordum falan diye de hikayeyi büyütürsem, ben kendimi yaşarken mezara koymuş olurum. Bir tarafım hep orada kalır. Ama ben bunu hatırlayınca tebessüm edeceğim bir olay olarak hatırlıyorum. Çünkü ben hiçbir şey ile tanımlanamam. Kendimi hiçbir şeye ortak koşamam aslında. O yüzden bakın, dini kavramları hakiki anlamlarıyla eğer kavrarsa din çok kıymetli, çok nitelikli ve derinlikli bir bilgeliktir. Mesela bu şirk kavramını bile, hani kendini hiçbir şeyle ortak koşma üzerinden anlayabilsek, aslında bu bizim için ne kadar aydınlatıcı bir şey olur. Ve o zaman işte hani deyim yerindeyse, dindar insanla dinden uzak olan insanın gerçek anlamda niçin farklı olduğu da anlaşılır. Ama şu anda biz hepimiz şirk koşuyoruz bu anlamda. Yani ben ateistim diyen de öyle, ben dindarım diyen de öyle. Çünkü din bu anlamda anlaşılmadığı için hepimiz aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı düzlemde yaşıyoruz. Hani dini tabirleri kullanmak istemiyorum ama hani bazı eski metinlerde, hem bu İslam'da var, hem Hinduizm'de var, hem birçok kadim bilgelikte var. Hani ahir zaman denen bu çevrimin, bu yaşadığımız sürecin, bu çevrimin sonuna doğru yaşanacak şeyleri anlatır. Bir hastalığın herkesi kuşatacağından, işte penceresini açanın o fitneye maruz kalacağından bahseder. Tabii bu pencereler cep telefonlarındaki pencereleri de içeriyor olabilir. Çünkü pencereyi açtığınız anda, değil mi, bir çekime kapılıyorsunuz. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Neye işaret etmek istiyoruz? Bulunduğumuz zaman diliminde insanoğlunun bilinç bulanıklığı aşırı bir biçimde yaygınlaşmıştır. Ve bu hani bulaşıcı bir hastalık gibi. Hani dokunmadan bulaşıyor. Hani korona da öyleydi biraz. Yani dokunmadan bulaşabiliyor. Gerçekten insanlar, hepimiz bunun etkisi altındayız ve buna gerçekten dikkat etmemiz gerekir. Yani beni ne etkiliyor aslında? Yani şu demek bu. Ben nasıl bir dünyaya doğdum. Ama o ben dediğim şey de basit bir ben olarak algılanmamalı. Sen Yaradan'ın sonsuz isimlerine aşina olan ve onları idrak edebilecek ve onun sonsuzluğunu ve mutlaklığını fark edebilecek bir varlık olarak bu dünyaya geldin. Yani biz, çünkü bunu şunun için açtım.
biz kendimizi bu dünyaya işte böyle bir bebek, bir çocuk, böyle hiçbir şey bilmeyen, zayıf, birilerine muhtaç, işte anne babaya muhtaç, onlarla bağlanmaya muhtaç vesaire vesaire bir varlık olarak algılıyoruz. Ve aslında ne yapmış oluyoruz? Kendimizi psikolojik bir varlık ve kimliğe indirgiyoruz. Sen psikolojik bir varlık ve kimliğe kendini indirgersen ne olur? Vahşi bir ormana düşmüş, narin bir ceylana dönersin. Halbuki sen, evet, bir anlamda Tanrı'nın kuzususun ama bir anlamda alemin efendisisin. Sen bu alemden daha büyük bir şeysin. Yani buradaki büyüklüğü maddi olarak almayın. Yani sen bu alemi idrak edebilecek, bu alemin kuşatamayacağı, bu alemin asimile edemeyeceği bir varlık olarak geldin. Hem bunu bil, yani hem kim olduğunu bil, hem şu an nerede olduğunu bil. Biz şu an nasıl bir zamandayız, nasıl bir döngüdeyiz, bunu bilmek zorundayız. Aksi takdirde var olan döngüyü normal kabul ederiz. Ve var olan döngü 3 aşağı 5 yukarı bize normal gibi gözükür. Neden? Çünkü istatistiksel olarak baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı insanlar aynı. Hani tırnak içinde söylüyorum. Dinlisi de aynı, dinsizi de aynı hale gelmiş. Neden? Çünkü içine geldiği zamanın, tırnak içinde söylüyorum, ruhunu tanımıyor. Bakın, ruhunu tanıman gerekiyor. Nereye geldin ve şu anda ne var? Hani bugün mesela son 1-2 haftadır yoğun bir sıcaklık var, değil mi? Biz bunu biliyoruz ve buna dikkat ediyoruz. Ama bundan diyelim ki 3 ay evvel veya 2 ay evvel hava soğuktu. Ama şu an hava çok sıcak ve epey de kavurucu bir sıcaklık var. Şimdi sen bunu bilmezsen bu sıcakta ne yapman gerektiğini de bilemezsin. O yüzden hani ne diyelim, zayıf bir rivayet olarak kabul edilen bir şey vardır. Asrın imamını tanımayan dalalete düşer denir. Ben bunu çok onaylamıyorum da rivayet olarak, fakat manası itibariyle onaylıyorum. Hani böyle bir rivayet olup olmadığını tartışmıyorum. Manası itibariyle önemsiyorum. Bu şu demektir: İçinde bulunduğum zamanın ve zeminin ne diyelim kodlarını iyi bilmen gerekir ve bu kodlarla mücadele edebilecek veya bu kodlara karşı kendi fıtratını koruyabilecek bilince sahip olman gerekir. İşte o senin içindeki imamdır aslında. Yani senin içinde yaşadığın bu zamanın ve zeminin içinde şaşırmadan, yozlaşmadan, bozulmadan, fıtratının kodlarını koruyarak yaşayacağın bir bilince ihtiyacın var. Eğer bu bilincin yoksa, yani içinde böyle bir imam yoksa, yani tırnak içinde söylersek o imam kavramını, yani seni çekip çevirecek bir hakiki irade yoksa, asimile olmaktan başka bir çaren yoktur. Birisi dini argümanları kullanarak yükselmek ister, öbürü seküler argümanları kullanarak yükselmek ister. Bir ilahiyat profesörü dini literatürü anlatarak şöhret olmak ister, öbürü seküler bilgiler üzerinden şöhret olmak ister. Ama şöhret olmanın ne kadar büyük bir bela olduğunu, ne kadar aldatıcı olduğunu,
insanı ne kadar ikiyüzlü hale getirebildiğini, onu da bırakın şöhretin insanı nasıl insana esir ettiğini göremez. Ve bundan şikayet eder. Mesela ben çok iyi şeyler biliyorum ama kimse beni dinlemiyor. Gidip böyle beş para etmez kişileri dinliyorlar. Benim kıymetimi bilmiyorlar diye üzülür. Ama şunu görmez, buna üzülen kim? Bunun Allah'ı var mı mesela? Mesela desen ki ona, ya bak Allah bilmiyor mu senin bu konuları bildiğini falan? Ya biliyor da işte diye ego bir meşruiyet zemini arar. Neden? Çünkü o benlik Allahsız bir benliktir. Yani Allah takdir ediyor da o yetmiyor ama. Şimdi ben bazen diyorum ya, yani biz diyoruz ki mesela Allah bizi seviyor. Peki sen bunun neşesine, bunun itminamına sahip misin? Yani Allah beni seviyor. Gerçekten bunu hissetmek, bunu anlamak, bunu idrak etmek için, bakın bu duygusallık değildir. Bu varoluşsal bir bilinçtir. Kastettiğim şey Allah'ın bizi sevmesi duygusallık değildir. Varoluşsal bir farkındalıktır. Bunu idrak etmek, emin olun, o kadar mukaddes bir şeydir ki, bütün dünyanın sizi sevmesinin ile bile kıyaslayamayacağınız bir şeydir. Ama şöyle bir dönüp benliklerinize sorun. Allah'ın sevgisi mi, eşinin sevgisi mi? Allah'ın sevgisi mi, sevgilinin sevgisi mi? Allah'ın sevgisi mi, işte çocuğunun, şunun bunun sevgisi mi? Bunu gerçekten o benliğe sorun. Araya dini bir benlik karışmasın o anda. Yani tabii ki Allah bambaşka falan diyen o benliği kenara koyun. O bu anlarda ortaya çıkıyor. Hayatta ortaya çıkmıyor. Sevgilin seni bıraktığında niye ortaya çıkmıyor o benlik acaba? Hiç bunu soruyor musun? Sevgilin seni tak diye bıraktı. Hem de başkasıyla gezerken gördün diyelim. Ya önemli değil, Allah yeter. Niye demiyor? O benlik niye o an ortaya çıkmıyor da böyle durumlarda ortaya çıkıyor? Çünkü o da üçkağıtçı. Yani o da bilinçsiz manasında söylüyor. Ama bakın, içinizde hiçbir benliğin örtemeyeceği, hiçbir benliğin ortadan kaldıramayacağı, hiçbir benliğin asimile edemeyeceği, hiçbir benliğin öldüremeyeceği gerçek varlığınız var. İşte ihtiyacınız olan şey budur. Buna yolculuk yapmak durumundayız. Bütün o sahtelikleri sakince, gerilime girmeden, ben bu kadar sahte benliği nasıl taşımışım? Ben kendimi çok gerçek zannediyordum. Çünkü o anda bir de hayal kırıklığına uğramış bir benlik de devreye girebilir. Ben bu zamana kadar kendimi mi kandırdım? Ya onu da bırak. Onu diğeri de bırak. Bak, varlık duruyor burada. Yine o bir şey tarafından örtülmeye çalışılıyor. Senin hiçbir benliğe ihtiyacın yok. Hiçbir benlik o varlığı, gerçek varlık dediğimiz o varlığı gölgeleyemez. Şöyle bir dur. Üzerinden duygular geçsin, düşünceler geçsin, yaşanmışlıklar geçsin, alışkanlıklar geçsin, ilişkilerindeki pozisyonların, tutumların, yaşanılan şeyler hepsi geçsin, bırak. Hiçbirine dokunma. Hiçbiri seni alıp kendi hikayesine, kendi şarkısına götürmesin. Bir şey var orada. İşte o sensin, o varlıktır. O yaradandaki varlık halimizdir. Hatta diyebiliriz ki bu sembolik olarak semadaki yıldızlara benzetilmiştir. Kur'an'da bir ayet geçer.
yıldızların mevkilerine yemin olsun. Bu çok büyük bir yemindir. Ve bunu bir şeyle bağlayayım. Peygamberimizin bir sözü vardır. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız şey olursunuz. Ama buradaki incelik şudur. Peygamberin burada kastettiği yıldızlar Yaradan'daki kendilerini bulmuşlukla ilişkilidir. Yani sen Tanrı'daki kendini bulursun. Benliksiz olarak. Yani bu bir nevi, mecazel kullanıyoruz bunları, yanlış anlaşılmasın. Bir annenin karnındaki bebek gibidir. Biz Tanrı'dayız. Tanrı'nın sonsuz ilmindeyiz. Bakın bunu unuttuğumuz için nelerin peşine düşüyoruz? Kim beni hatırlıyor? Kim beni anıyor? Kim beni arıyor? Ben şu anda kim tarafından önemseniyorum? Ölsem beni kim hatırlar? Peki bu kadar cümlelerin içinde Allah var mı? Allah'a dair bir bilinç var mı? Yok. Peki sen bu musun? Yani şunu hatırlayamaz mıyız? Sen Allah tarafından bilinen, onun ilminde var olan, kudretiyle ete kemiğe büründürülen ve onun tarafından sürekli ihtimamla korunan bir varlıksın. Bundan daha yüce, daha değerli ne olabilir? Ama şunu gözlemleyin. Bu idraki ört